Selam. Galiba birileri ifade özgürlüğü hakkında konuşuyor. Ben evinizin ifade özgürlüğü polisi ve yine buradayım. Bugünkü konumuz arkadaşlar gerçekten çok komik. İki tane ifade özgürlüğü ne demek bilmeyen şahıs birbirine girmiş. Jahreyn'i biliyorsunuz. Kendisi millete her şeyi söyler ama ona bir şey söylediğin zaman direkt size dava açar. Ama aynı zamanda ifade özgürlüğü hakkında bıdı bıdı konuşmayı da bilirler. Kılıçdaroğlu ise tam tersi bizi kandıran tayfa. Çok fazla açıklaması vardı. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bana istediğinizi söyleyebileceksiniz falan diye. Biz de ne yapalım yani? Maymuna benziyor mu abi? Maymuna benziyor mu abi işte? İnandık kardeşim. Seçim bittikten sonra insanların pişmanlığı yavaş yavaş yok oldu. Neredeyse belli bir kitle Kılıçdaroğlu'nun kazanamadığına şükredecek. Tamam Erdoğan da olmasın ama iyi ki Kılıçdaroğlu olmamış falan. Ben de bu kafaya yaklaşıyorum arkadaşlar çünkü çok komik olaylar yaşanıyor. Jahreyn Kılıçdaroğlu. Ne olmuş olabilir? Kılıçdaroğlu Jahreyn'e 200 bin liralık manevi tazminat davası açmış arkadaşlar. Çünkü Jahreyn Kılıçdaroğlu'na leblebi kafalı ve demans hastası demişti. Leblebi kafalı sıkça kullanılan bir şeydi Kılıçdaroğlu'na karşı ki seçim süreci boyunca da bayağı bir söylendi. Üstü kapalı bir şekilde yani bunun hakkında dava açmak istese her türlü açardı. Fakat açmadı ve gerçekten de Kılıçdaroğlu hakkında bu kadar rahat konuşabilmemiz bizi de heyecanlandırmıştı. Aa dedik herhalde cumhurbaşkanı olursa istediğimizi söyleyeceğiz, demokrasi gelecek falan filan. Keza kendisinde çok fazla söylemi vardı bu konu hakkında. Mesela birinci video gelsin. Sana söz, Millet İttifakı iktidarında beni özgürce ve korkmadan eleştirebileceksin. Eleştirdiğin için asla ve asla başına bir iş gelmeyecek. Ya ne anlatıyorsun be abla, gözünü seveyim be abi. Durun, daha bitmedi. İkinci video gelsin. Sizin özgürlük alanınızı genişleteceğim. Hiç endişe etmeyin. Attığınız bir tweet dolayısıyla babanız ve anneniz asla kuşku duymayacak. Çünkü bilecek ki artık bu ülkede demokrasi var. Ve bir de şuna bakın. Gençler size sözüm var sözüm. İstediğiniz gibi tweet atın. Hiç endişe etmeyin. Özgürlüğü vereceğim size özgürlüğü. İstediğiniz gibi atabileceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kılıçdaroğlu'nun ağzından ifade özgürlüğü kavramları düşmüyordu. Tabii kendisi de demiyordu. Bana hakaret edebilirsiniz şöyle böyle hakarete dava açarım. Bu kafada ya bizde ifade özgürlüğü anlayışı hiçbir zaman oturmadı. Oturmayacak da. Bunun hakkında ben savaşmayı da bırakalı çok oldu. Millete anlatmayı da bırakalı çok oldu. Çünkü insanlara diyorum ki hakaret de ifade özgürlüğüdür. Bak bir yerin incinmez falan. Gelişmiş ülkeler böyle adam diyor. O zaman senin ananı adama laf anlatamıyorsun ki. O yüzden bu low IQ muhabbetlerden kendimi soyutladım ve ben sadece diyorum ki bence bu ifade özgürlüğüdür. Katılırsın katılmazsın. Hala da mesela şeyi ayıkamayan insanlar var. Bir şeyin ifade özgürlüğü olması demek onu desteklediğin anlamına gelmiyor. Ya yani bu cümleyi belki bu kanalda 150 defa kurdum ama hala da bunu söyleyenler var. Kılıçdaroğlu tarafından bir kandırıldık. Tamam mı? Her konuda. Ve şu an gördüğümüz şey Kılıçdaroğlu demek ki cumhurbaşkanı olsaydı da söylediği pek çok şey yerine getirmeyecekti ve bizi yüzüstü bırakacaktı. Ha bu beklenilen bir şeydi. Yani mesela cumhurbaşkanı olduktan 3 ay sonra Avrupa vizeleri açacak. Çok büyük bir vaat. Zaten bunu birkaç ay öncesinde söylemiştim böyle bir şeyin beklenmediğini. Ama demişti demokrat bir ülke olacağız. İşte hukukun üstünlüğü falan filan. Seçimi kaybetti. Bir, istifa etmedi zaten. Bunun hakkında defalarca kez konuştu. İki, bir de millete tazminat davaları açmaya başladım. Ve 200 bin lira değerinde. Maalesef kaybeden adam olduğu için ben bu davayı da kaybedeceğini düşünüyorum. Leblebi kafalıdan 200 bin lira almak güzel tabii. Ki yani haklı tarafları da var öyle diyenlerin. Normalde biliyorsunuz Jahreyn'i sevmem. Çünkü bana kendisi iftira attı. Yok tarikatçı dedi, bir şeyler dedi falan. Ben dedim ki iddianı kanıtlamazsan açmayacağım konuyu ama öyle dedim. Kendisi iftirayı da sever, saçma sapan insanlara saldırmayı da sever. Ama konu ifade özgürlüğü ise Jahreyn'in bile hakkını savunacağız arkadaşlar. Maalesef Jahreyn'e yapılan bu alçak saldırıyı desteklemiyorum. Ve söylediklerinin kesinlikle ifade özgürlüğü olduğunu savunuyorum. İnsanların bu tarz konularda bu kadar alıngan olmalarını da anlamıyorum. Çünkü ben hep şey örneği veriyorum. Mesela mahallenin delisi geldi ve sana dedi ki sen gerizekalısın. Sen salaksın. Mahallenin delisine maksimum uygulayacağınız tarife nedir? Hiçbir şey yapmazsın değil mi? Yani mahallenin delisi der geçersin. Normal bir insan bunu yapar. Kimse dava etmeye çalışmaz, dövmeye çalışmaz. Çünkü bu seni etkilemez. E kardeşim değer vermediğin bir insan ya da düşüncelerini önemsemediğin bir insan sana gidip hakaret ediyorsa, ne bileyim salak diyorsa, leblebi kafalı diyorsa nasıl bu konuyla alakalı kalbin kırılabilir, dava açabilirsin ya da bu konu üzerinden para kazanmak isteyebilirsin. Hatta ve hatta bırakın bu konu üzerinden para kazanmayı insanların hapse gitmesini falan savunanlar var. Jahreyn ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun olayı bu şekilde arkadaşlar. Bence dünyanın en saçma olayı. Umarım davayı Jahreyn kazanır. Jahreyn'in herhangi bir şey kazanmasını isteyeceğimi hiç düşünmezdim ama evet böyle düşünüyorum. Çünkü bugün onun hakkını savunmazsam yarın benzer bir şey benim de başıma gelebilir. Çok pragmatist bir bakış açısı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Antifa faşolara ölüm. Yo herkes yaşasın arkadaşlar. Hitler'in bile yaşam hakkı var.